Ay abla ne oluyor ya? Gel, gel gel şimdi. Bir şey söyleyeceğim ben sana, tamam? Heh. Biz. Siz kimsiz? İşte. Ha, sen de Mustafa. Hı hı. Biz konuştuk. Ne konuştunuz? Yani aslında her şeyi konuştuk yani. Mustafa yaşadığı her şeyi bana anlattı. Hey, bu inanamazsın yani film gibi. Ve en sonunda bir karar verdik. Ebru, biz evleniyoruz. Evleniyoruz yani. Bayağı evleniyoruz, evlenmeye karar. Tamam abla, anladım evlendiğinizi, tamam. Tamam anladın, bu suratının hali ne böyle Ebru? Yani insan bir tebrik ediyorum falan der. Yani heyecanlıyım, geldim burada koşa koşa sana anlatıyorum. Harun Bey'in kızı olduğunu biliyor. Değil mi? Ha, hoş geldin Asuman Hanım. Ebru, yani anlamıyorum niye böyle yapıyorsun? Annem gibi mi düşünüyorsun sen de? Abla bak. Bak sen çok güzel. Çok temiz ve safsın. Allah Allah. Konuşmalara bak, büyümüş de küçülmüş. Ebru, ben ablanım senin. Yani daha düne kadar seni kalaycılardan aldık diyordum. Sen ağlaya ağlaya gidip anneme soruyordun beni nereden aldınız diye. Büyüdüm abla. Yani beni kalaycıdan almadınız ama sen Harun Ronan'ın kızısın. Ne kadar inkar etsen de bu bir gerçek abla. Tamam Mustafa belki iyi bir adam. Ne oldu ya Ebru? Ne bu konuşmalar böyle? Mustafa, Harun falan. Akranın mı onlar senin? Ay abla tamam, bir bırak şu akran makran meselesini, tamam mı? Bak Mustafa düzgün bir adam. Evet doğru. Ama bu adam çulsuz ve çocuklu. Yani ne olacak? Ne olacak, sen onun evindeki o kuru kanepeye mi gideceksin gelin olarak? O mu müştemilata gelecek? Ya da sen artık Figen Rona olmanın imkanlarından mı faydalanacaksın? Aras senin kardeşin. Yani herhalde biricik kız kardeşine düğün hediyesi olarak bir ev dayar döşer. Öyle mi abla? Yani ben hiç öyle şeyler söyleyeceğini düşünmedim. Ebru, ben anlamıyorum yani. Sen neredeyse daha düne kadar hiç aşık oldun mu, nasıl bir şey diye soran insansın. 3-4 günde ne değişmiş olabilir? Ne oldu? Yani bir şey olmuş, söyle. Uyandım belki de abla. Heh. Hayaller kurduğumuz fotoromanları bir banyo kazanında yakalım artık. Her şey çok hızlı değişti. Bence sen de uyan. Bak bu Mustafa'nın niyetini bilemezsin. Daha dün kapalı kutuydu. Yani sen gidip onun gırtlağına yapışıp ben seninle evlenmek istiyorum desem bile onun demesi gerekmiyor mu? Figen dur, hangi parayla, biz ne yapıyoruz? Ha? Ebru Hanım, Aras Bey sizi odasına çağırıyor. Tamam, geliyorum. Patron çağırıyor. Yani sevincine ortak olamadım, kusura bakma. Ama sen de bir düşün abla.